herkes şeker hastası olabilir. Şeker hastalığının ya da diyabetin tıptaki ismi diabetes mellitus'tur. Diyabet, vücudunuzun pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılmaması durumunda gelişen kronik bir hastalıktır. Diyabeti iki kategoriye ayırıyoruz. Tip 1 ve tip 2 diyabet. Tip 1 diyabette pankreas insülin hormonunu üretmez. Böylelikle hasta, vücudun ihtiyacı olan insülin hormonunu ömür boyu dışarıdan enjeksiyon yoluyla almak zorunda kalır. Tip 2 diyabette pankreas insülin hormonunu üretir ama yeterli değildir. Ya da vücut insüline karşı duyarsız hale gelmiştir ve bu nedenle daha fazla insülin ihtiyacı vardır. Tip 2 diyabet genellikle yaşlı ve şişman kişilerde görülen diyabet tipidir. Ancak son senelerde çocuk ve gençlerde de görülmektedir. Tedavi olarak sağlıklı bir yaşam tarzı ile ilaç tedavisi önerilir. İnsülin veya tablet tedavisinin amacı kan şekeri kontrolünü sağlamaktır. Diyabet ömür boyu süren bir hastalıktır ve iyileşmez. Sağlıklı bir yaşam tarzı ve ilaç tedavisi yanı sıra beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve egzersiz yaparak şeker hastası normal bir hayat sürdürebilir. Bak ben daha hiç yemek yememişim. 14,4. Hadi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم Hasta olanların ruhsat sahibi olduklarını, Ramazan içerisinde tutamayabileceklerini, başka günlerde bunu tekrar oruçlarını tutabileceklerini, yok ama kronik bir şekilde hiçbir zaman hastalığı iyileşmeyecek olan hastaların da bundan tamamen muaf olduklarını alimlerin teviliyle, fıkıh kitaplarının yorumlarıyla bunu öğreniyor. Bunu da hastaya anlatıyoruz. أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تدوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Doktorların tavsiyesi ile konuşaraktan ve aklarında hala dini yönde bir sorularda olduğu zaman din imamlarına gidip bunun yorumunu alaraktan birlikte bir çözüm yolu bulup tutmama ruhsatını kullanabileceklerini anlattığımız zaman daha çok yol kat ettiğimizi müşahede ediyorum. Benim adım Nafiye Dağ, 56 yaşındayım. 20 senedir şeker hastasıyım. 10 senedir iğne kullanıyorum. Neye dikkat ediyorsunuz? Yağsızlığa. Yağsız olsun. Kuzu eti olsun yumuşak. O zaman güzel olur. Marul. Bravo. Rafiye Hanım, tatlı alacak mısınız? Alacağım. Kime alıyorsunuz tatlıyı? Ya bir tane ben alırım tadımlı. Gerisini çocuklar yiyor iftardan sonra. Yemekten sonra çocuklar yiyor. Tatlısı sonra olmaz. Bak, bak. Tamam.
Ramazan ayında nasıl idare ediyorsunuz şekerinizi? Oruç tutuyor musunuz? Tutamıyorum. Gündüz insülin vurunduğum için tutamıyorum. Ondan önce seneler tutuyordum. Şimdi çok hasta, şeker yükselince tutamıyorum. Bizim Türk yemeklerimiz ağır olduğu için ben kendim burada yetiştim. Burada büyüdüm yani. Onun için daha çok böyle sebze, haşlama, o tür yemekleri tavsiye ediyorum. Kendim şahsen onu yapıyorum. Anneme de onu tavsiye ediyorum. Sürekli haşlama yesin. Çünkü Türk yemeklerimiz gerçekten çok ağır. Hani hamur işi oluyor, çok yağlı oluyor. Onlardan sakınıyor. Yani anneme de uyarıyoruz. Sürekli sebze yemesini tavsiye ediyoruz. Biraz çok kiloluyum. Eğer bizim Türk yemeklerini de kiloluca yersem daha çok kilo alırım. Bu kıvamdayım. Biraz böyle yeşillik türü bunlardan daha güzel yersem daha güzel oluyorum. Benim bir arkadaşım var. Benim ev doktorum bana oruç tutmayacağım, senin şekerin çok yüksek dedi. O arkadaşımın da şekeri yükseldi. O oruç tuttu. Oruç tuttu. Ramazan çıktıktan sonra hastanelik oldu. Şekeri çok yükseldi. Hastanelik oldu. Hala bir ay düzelemedi. Şeker hastası oruç tutabilir mi sizce? Şeker hastası olan insanlara biz orucu tavsiye kesinlikle etmiyoruz. Yapmayın diyoruz. Çünkü zararları daha fazla. Şeker hastası olan insan düzenli yemesi gerektiğini söylediğimiz için daha yeni. Kan şekerlerinin aşırı düşmesi riskosu çok büyük. Onun için şeker hastasında Ramazan'da da uzun müddet yenilmediği için bu tehlikeli oluyor. En önemlisi aslında orucu tutmamaları çok önemli. Çünkü çok zararları var. Demin de sıraladık onları. Ama ona rağmen yine de tutmak istiyorlarsa sahuru kesinlikle atlamamaları lazım. Sonra iftarın bir anda çok miktar olmaması lazım. 3 saat arayla yemeleri gerekiyor. İkiye paylaşıp 3 saat arayla yesinler diyoruz. Bol miktarda su ve sağlıklı ürünler seçin diyoruz. Yeterince kepekli ekmek, yeterince sahurda olsun, iftarda olsun sebze türü yemekler. Süt ve yoğurt, fazla yağlıya dikkat ve de tabii ki işte dediğimiz gibi aşırı baklava türü, sütlaç, hoşaf, böyle çok şekerli ürünleri mümkün olduğu kadar az yiyin diyoruz. Hap tedavisi gören veya insülin tedavisi gören hastalarımızın kesinlikle doktorlarıyla irtibata geçip hap tedavisini oruç döneminde nasıl yapabileceklerini konuşmaları çok önemli. Ramazan ayında oruç tutuyor musun? Tutmuyorum çünkü tip 1 diyabetim. Sabahları insülin kullanıyorum. O yüzden yemek yemek zorundayım. O yüzden tutmuyorum. Doktorumun bana tavsiyesi oruç tutmamam. Ve oruç tuttuğum zaman şeker yükseldiği zaman bana yardımcı olamayacağını söylemişti. Ama ben yine de işte orucumu tutuyorum. Akşam iftarda tabletimi atıyorum. Gece 12'de atıyorum. Bir de sabahleyin sahurda yani tabletimi atıyorum. Onunla idare ediyorum yani. Açlık hissediyorum, baş dönmesi hissediyorum. İşte halsizlik hissettiğim için ondan sonra tutmuyorum. Peki doktorunuz size ne tavsiyede bulunuyor? Tutma diyor. Ama siz yine de deniyorsunuz. Deniyorum. Belki olur, bazen şey olur diye ama tutmuyorum ondan sonra. Deniyorum bir iki gün. O bir şey olunca tutmuyorum. Ortalama 100 tane Türk şeker hastası olan hastamız var. O ay tamamen yani onun üzerinde oluyor şeker oranları. Sık sık gördüğümüz bir olay, evet. Genelde bana danıştıklarına rağmen gene de kendi oruçlarını tutmak istiyorlar yani. Çoğunluğu %80'i, %90'ı önermesek de oruçlarını tutuyorlar. Onun için bana geldiklerinde, bana sorduklarında ben diyorum eğer ki haplarını, ilaçlarını düzenli kullanırsan orucunu tutabilirsin. Ama bu süre içinde de ekstra kontrollerine gel. Yani şeker, kandaki şeker oranını asistana ölçtür. Çünkü biliyoruz ki Ramazan dolayısıyla, Ramazan ayında
yeme şekli olsun, saatinde ilaçlarını alma şekli olsun tabii ki düzensiz oluyor. Hadi bismillah. O şey için. İslam dinine göre şeker hastaları oruç tutmaktan muaf tutulur. Ramazan ayında doktorunuzun ve diyabet hemşirenizin tavsiyesini mutlaka uygulayın. Ben dikten ağır o. Ya, siz şeker hastasısınız. Evet, şeker hastasıyım. Beri? 99'dan beri. 99'dan beri. Evet. Ne kullanıyorsunuz? Lantus. Yani adını insülin. Günde 4 sefer. Artı hap. Çok zayıfsınız. Zayıfladım, diyet yaptım. Diyet yaptınız. Evet. Ne kadar kilo verdiniz? Hemen ben 45 kilo. Peki komşunuza ne tavsiyede bulunacak? Aynı benim gibi. Az yesin, spora gitsin, zayıflasın. Hareket kan şekerini azaltır ve insülin daha iyi çalışıyor. Ayrıca her zaman spor yapmak kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Kilolu bayanlar spor Hı-hı. yapmaktan çekiniyorlar. Hı-hı. Bu utancı nasıl yenebiliriz? Utancı yenmenin en kolay yolu küçük bir grupla spor yapmaktır. Mesela diyabet hastaları beraber spor yaparsa daha iyi olur. Bilinçli ve kontrollü bir program çok önemlidir. Siz hareket ediyor musunuz? Ediyorum. Yürüyüş daha çok yapıyorum. Küçük çocuğum olduğu için onu dışarı götürüyorum. Dışarıda oyun oynatıyorum. Tabii kendim de o haliyle hareket halinde oluyorum. Faydası oluyor. Peki onun dışında spor yapıyor musunuz? Fazla bir dışarıda spora gitmiyorum ama evde yapmaya çalışıyorum sporlarımı. Ne gibi spor yapıyorsunuz evde? Evde ya mekik çekiyorum, karın hareketleri yapıyorum, el kol hareketleri yapıyorum, böyle lopu, yürüyüş, kendi kendime yürüyüş hareketleri yapıyorum. Bunlar. Hareket ediyorum. Bu konuyla ilgili doktorların önerileri vardı. Spor yapmam yönünde mesela. Spor yaptığımı söyleyemeyeceğim ama hareketi günlük hayatımın içine yaymaya çalışıyorum. Mesela asansör yerine merdiven inip çıkıyorum. Asansör kullanmıyorum. Çok uzun olmamak koşuluyla kısa yerlere genellikle bisikletle gidiyorum. Zaten diş hekimiyim. Orada da hareketli bir hayatım var. Fakat hareketten sonra hipo alabileceğimi biliyorum. O yüzden yanımda şeker, bal, işte meyve taşıyorum devamlı. Spor yapmalarını tavsiye ederiz. Ve yürümelerini tavsiye ederiz. Ama bunlar bazı tabii kişilerin vücudunun direncine göre değişiyor. Benim şahsen mesela bazen spor yaptığım zaman yoruluyorum. Yorgun düştüğüm, bitkin düştüğüm için de bunu fazla spor yapamıyorum. Ben kendimden örnek vereyim size. Ben günlük alışverişlerimi daha çok bisikletle yapmaya çalışıyorum. Arabaya binmektense bisikletle gidiyorum dükkana. Haftada en az 3 kere dışarıya çıkıp yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Biraz koşmaya çalışıyorum. En azından vücudumda belli bir kondisyon olsun istiyorum. Bazen çok zorlanıyorum. Bazen dışarı çıkmak, hava soğuk, insan üşeniyor, zaten şekerim de biraz inip çıkıyor derken büyük bir isteksizlik oluyor. Onu yenmeye çalışıyorum. Çünkü çıktıktan sonra, hareket ettikten sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok kilolu şeker hastası var mı buraya gelen? %90'ı kilolu. Zaten biliniyor ki kiloyla diyabetin yani şeker hastalığın bir bağlantısı var. Ne kadar çok kilolu olursan şeker hastası olma olanağı daha da yüksek oluyor. Türk kültüründe şişmanlamak bereket anlamına geliyor. Kocam bana iyi bakıyor gibi. Bu düşünceyi nasıl değiştirebiliriz? Bu düşünce yavaş yavaş değişiyor. Şişmanlık tanımı belki kültüreldir.
Bizi gelen bayanların hepsi kilo vermek istiyorlar. Tavsiyelerimiz bir diyet uzmanıyla beraber diyet saptamak, yani spora yazılmak, düzenli yemek, yani yaşam şeklini değiştirmek. Haftada 3 kez spor yapılması gerekir. Sevilen bir spor seçmek çok önemli. Futbol, yüzme, koşmak. Bilinçli bir program çok önemlidir. Temponun çok yavaş yükseltilmesi gerekiyor. Birinci gün çok fanatik spor yapmak ağrı ve gereksiz yorgunluk demektir. Bura insanı spor yapmaktan vazgeçirir. Egzersiz tedavinin önemli bir ögesidir. Günde yarım saat egzersiz yapmanız çok önemlidir. Egzersiz planınızı doktorunuza danışarak yapın. Egzersize başlamadan şeker hastası olduğunuzu mutlaka bildirin ve yanınızda tatlı yiyecek veya içecek bulundurun. Tatile çıkarken önce bavulumu hazırlıyorum. Tabii önemli olan aslında şeker hastalığı için nelere dikkat etmek gerekiyor? Buzdolabından insülin kalemlerimi alıyorum ve bunları kesinlikle bir soğuk çantasına koyuyorum. İnsülinlerin sıcak olmaması lazım, bozuluyorlar. Soğuk çantasını el çantama koyuyorum. Şeker hastası kronik bir hastalık. Bunu ciddiye almaları lazım. Doktorlarının ve diyet uzmanları olsun, ev doktoru olsun veyahut da iç hastalıkları uzmanlarının tavsiyelerinde bulunduklarını yerine getirmelerini öneriyorum. İleride istemiyorlarsa ki bir komplikasyon, yani zarar açmasını, düzenli bir şekilde ilaçlarını ve yaşam şekillerini göz önünde bulundurmalar lazım. Yeterli kadar ilaç yanınızda olması lazım. Bu ilaçları almadan önce de eğer 3 aydan fazla Türkiye'de kalacaksanız 4 hafta önceden eczanenize başvuru yapsanız daha kolay olur hazırlanması için. Bir de şeker aleti, ölçüm aleti çok önemli. Yeterli kadar çubuk yanınızda bulması lazım. Bir de diyabet sağlık belgesi almanız gerekiyor. Tatile gitmeden önce doktorunuza uğrayın ve doktordan yeterli insülin ve ilaçlarınızın reçetesini yazdırın. Eczanenize uğrayın ve yeterli ilaç ve insülin alın. İkincisi, şeker ölçüm aleti. Kesinlikle şekerimi zaten yolda birkaç kez check etmem gerekiyor. Şeker ölçüm aletimi el çantama koyuyorum. İğnelerimi koyuyorum. Yeterli kadar çubuk koyuyorum. Gideceğiniz ülkede belki sizin kullandığınız ilaç yoktur. O yüzden yanınıza yeterli götürmenizde büyük yarar var. Bunun dışında diyabet pasaportunuzu unutmayın. Onun içinde sizinle ilgili bilgiler yazıyor. Eğer başınıza bir şey gelirse Türkiye'de, orada diyabet pasaportunuzu kullanırsınız. Oradaki doktorlara gösterdiğiniz anda sizin hastalığınızla ilgili bilgiye sahip olurlar. Yolculuk esnasında dikkat etmeniz gereken konuların başında almış olduğunuz tablet insülini el çantanıza ve bavulunuza bölüştürün. Sakın bir çantaya bütün ilaçlarınızı koymayın. İnsülin konusunda ise bavula zaten insülin konulmuyor. Bunu mutlaka el çantanızda bulundurun. Çünkü uçağın bagajında insülinler donabiliyor. Ve geldiğiniz Türkiye'ye gidiyorsanız eğer orada insülinleriniz bozuk olarak geliyor. İnsülinlerimi tabii ki yanıma alıyorum. Buz kalıbının içinde taşıyorum onları. Uçaktayken hostese veriyorum. Onlar da tekrar soğuk olan bir yerde saklıyorlar. Buna dikkat ediyorum. Peki şekerini ne kadar sıklıkta ölçüyorsun?
En azından günde 3 defa kontrol etmeye çalışıyorum. Hatta tatildeyse işte yemekler değişik, yani değişik bir hayatım oluyor. Bazen daha fazla, bazen 5-6 defa ölçebiliyorum tatilde. Türkiye'ye vardıkları zaman da zaten bol bol su içmelerini ve tabii bu arada tatlı içeceklerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum yani. Çünkü bu tatlı içeceklerde meyve suları olsun veya da bazı şeyler olsun, bunlar daha şekeri daha çabuk yükseltmeye ve davetiyelerde de Türkiye'ye vardığın zaman zaten ne kadar çok zor olduğunu, yani herkesin yani hatırını kıramayıp tatlı şeyleri yiyip, yemek tuzlu şeyleri yiyip, yağlı şeyleri yiyip şekerlerinin yükselmelerine vesile oluyor. Şekeriniz çok inip çıkıyor mu oralarda? Yok, güzel oluyor, normal oluyor orada. Hep doğal şeyler yediğim için fazla tatlılara vardırmıyorum. Hamur işine de vardırmadığım için, doğal meyvelerin kendinden yediğim için güzel oluyor. Yani orada fazla bir şeylik çekmiyorum. Peki misafirliğe gidiyorsunuz, aile misafirliğine. Orada yemiyorum. Çok şey veriyorlar. Yemiyorum, söylüyorum. Benim rahatsızlığım böyle, şu rahatsızlığım var diyorum. Onlar da aynı anlayışla karşılıyorlar. Her şeyden çok azar azar alıyorum ama fazla yemiyorum. Tatilde yağlı yememeye çalışıyorum. Etlerden uzak duruyorum genellikle. Oradan meyveler, sebzeler çok, meyve çok çıkıyor memleketimizde, köyümüzde her meyve var. Ya şey, onları çok istiyorum ama çok kısa, az yiyorum. Bunlara dikkat ediyorum, bol su içiyorum. Bunlar yani, fazla hamur işlerine vardırmıyorum. Hep bizim memlekette hamur işleri böyle şeyler olduğu için fazla yememeye çalışıyorum. Bunlara dikkat ediyorum. Aynı Hollanda'da kullandığın ilaç rejimini Türkiye'de de uygula. Çünkü bizim fark ettiğimiz şöyle, Türkiye'de daha hava değişik, sıcak, kendimi daha iyi hissediyorum. Örneğin 3 hap yerine 2 hap aldım diyorlar, geliyorlar. Geldikten sonra da görüyoruz ki şekerleri tamamen şeyden çıkmış, yani ayardan çıkmış. Onun için buradaki kullandığın şekli Türkiye'de de uygulamaya çalışın. Ve bol bol su için, çünkü oradaki havadan dolayı su kaybı şeker içinde daha da tehlikeli olabiliyor yani. Ve ben insüline karşı çok hassasım. Şekerim çok düşüyor. Hele havalar sıcak olduğu zaman daha da çok düşüyor şekerim. Ve bayılma sebebi de olabiliyor tabii. Şeker düşmesi yurt dışında başına geldiği zaman hiç hoş bir şey değil. Glikogen istiyorum doktorumdan. Glikogen benim şekerimi çok hızlı bir şekilde tekrar düzene koyuyor. Yani tehlikeli anlarda kullanılabilmesi için onu da çantama koyuyorum. Onun dışında yolculuk esnasında mutlaka yanıma yiyecek bir şeyler alıyorum. Şekerli, şeker düşmesine karşı. Bunların hepsi el çantama giriyor. Peki şeker hastaları şekerlerini düzenli tutmazlarsa gelecekte ne gibi sorunlarla karşılaşabilirler? Şeker seviyeleri yüksek olduğu takdirde örneğin gözler için görme bozuklukları, böbrekler için böbrek yetmezliği, kalp ve damarlar için örneğin kalp krizi, beyin kanaması gibi şeylere yol açabilir. Bunun yanı sıra bacak ve ayaktaki sinir damarları bozukluklarına yol açabilir. Ayaktaki yaraların oluşması ve genelde de yaraların geç yorulma hastalıklarına yol açabilir. Şeker seviyen yüksek oldu muydu? Ve diyabet pasaportumu alıyorum. Diyabet pasaportunu doktorunuzdan Slotfert Hastanesi'nden alabilirsiniz. El çantama ayrıca işte kimliğimi koyuyorum. Başıma bir şey gelirse şeker hastası olduğumu bilsinler diye. Ve böylelikle yolculuğa hazırlanmış oluyorum. Tatilde yanınıza yeterli ilaç ve diyabet malzemesi götürün. İlaçlarınızı soğuk yerde saklayın, fakat sakın buzluğa koymayın. Diyabet pasaportunuzu yanınıza alın. Yolculuk esnasında yanınıza yeterli yiyecek ve içecek götürün. Ve tatilde şekerinizi düzenli kontrol edin.